Bu bölgedeki çocuklarımızın yanına da geldik. Kıcım, panda, bebişler mi oldu senin? Bakayım. Dur bakayım kızım. Oldu mu bebişler? Sanırım bebişler doğmuş dostlar. Evet. Panda geldi. 2 gündür yoktu. Şimdi onun karnını doyuracağım. Onunla beraber bebişlere gideceğiz. Kızım, geldin mi sen? Bebişler oldu mu? Gel gel, önce bir hemen buluşup ona konserve verelim. Gel gel. Önce pandamızı bir doyuralım. Şunun içerisinde, bir kabın içerisinde. Sular da bitmiş. Metin abi suları dolduracak. Burada yavrular var. Önce şunları bir halledelim dostlar. Mamalar bir taraftan yedekleniyor. Ben şu pandayla bir ilgileneyim. Aferin benim kızım, aferin. Şöyle güzelce bir karnını doyurup beraber bir gidelim. Gel kızım, bebişlere gidelim. Neredeymiş kızımın bebişleri? Heh? Hadi gel gidelim. Bu taraftan mı gidiyorsun? Hadi gel. Aferin benim kızıma. Aferin. Hadi götür beni kızım. Hadi, nerede? Gel. Gel kızım. Panda. Gel. Gel gel gel. Hadi gel. Nerede kızım? Gel gel. Gel. Gel göster bunu. Gel kızım. Gel. Tamam tamam kızım. Tamam, gideceğiz. Korkma korkma. Onlar gelmez. Şimdi Metin abi ve Bulut'u yabancılıyor. Onlara bakıyor. Yerini göstermek istemiyor. Haklı. Evet. Tamam. Kızım. Nerede kızım bebişler? Burada bir yerde mi? Heh? Yerdeymiş kızımın bebişleri. Hadi geç. Öyle bir yer ki dostlar, inanılmaz berbat. Kızım. Panda. Ne tarafa gitti acaba? Kızım. İlerlemeye çalışıyorum dostlar ama bakalım nasıl başaracağız. Patikaları var. Kızım, panda. Eğer o gelmezse benim onu bulmam buradan sanırım mümkün olmayacak. Heh, bu tarafta. Bakın, görüyor musunuz? Neredeymiş kızım? Hadi gel. Hadi gidelim kızım bebişleri. Nerede bebişler? Hadi gel. Gel. Tamam, onlar gelmez. Gelmez. Biz ikimiz gideceğiz. Tamam. Gel kızım. Gel. Hadi göster kızım. Ne tarafta? Arkamızda bir tane çocuk var. Tedirgin oluyor. Kızım. Nerede, nerede bebişler? Hadi geç bakalım. Buradan mı? Gel, gel, gel. Kızım. Sesleri duydum dostlar. Buralarda bir yerde. Anne burada. Şu çalıların içerisinden ses geliyor.
Eh kızım, nasıl bir yer seçtin sen bebişim? Nasıl bir yer seçtin sen kızım? Nereden giriliyor buraya? Ey Allah'ım. Buradan mı giriyorsun sen kızım? Buradan mı giriyorsun? Bebişler şu ileride dostlar. Kendime bir açıklık bulmaya çalışıyorum ama yok. Bebişlerin sesleri geliyor. Şu yan taraftan deneyeceğim. Yerlerini kontrol etmem lazım. Çünkü bir dahaki gelişimizde temkinli geleceğiz. Kızım, sen beni bebişlere mi getirdin babam? Af benim, benim güzel kızım. Af benim. Buldum. Oh. Çok şükür. Buradalar. Evet dostlar. Şöyle şurayı bir açayım. Şu dalı kırmam lazım. Bu şimdi kapatacağım dostlar. Şurayı bir rahatlatayım. Ondan sonra tekrar görüntüleri sizinle paylaşacağım. Aman Allah'ım. Hepsi zeytinler. Hepsi. Gel kızım. Gel. 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 Ben ellemem. Gel. Gel. Gel kızım benim. Çok güzel bebişlerin var senin ya. Dostlar şuraya bakar mısınız, bu çocuğun yaşamaya çalıştığı yerler? İşte hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Buna hak edecek hiçbir şey yapmadılar. Bebişleri sizlerle kısaca paylaşayım. İşte buradalar. Kaç tane bebişi varmış kızımın? Bir bakalım. Bir bakalım. Sen yat, sen yat, sen yat. Yat sen, yat kızım, yat kızım. Aman Allah'ım. Anneyi tedirgin etmemeye de çalışıyorum. Gerçi beni iyi tanıyor. Ben şimdi şu yuvayı bir rahatlatayım. Ondan sonra sizinle paylaşacağım dostlar. İşte dostlar. Burayı biraz daha ferahlatmaya çalıştım. Şöyle. Bebişlik. Şurada. İşte bebişler buradalar. Aks. Kaç tane bebişi var bilemiyorum. 1, 2, 3. Sanırım 6-7 tane bebeği var. Şimdilik hiç ellemeyeceğim. Yerini öğrendim. Annen karnını da doyurduk. Bir dahaki sefer geldiğimizde yavruları da, anneyi de buradan almaya çalışacağım dostlar. Yoksa olmaz. Burada bu bebişlerin yaşaması mümkün değil. İnanın buralar yılan, porsuk gibi, tilki gibi canlıların yatağı. Zaten gelişi bir kısmını paylaştım. Çıkarken de sizlerle paylaşacağım. İşte buradalar. Aferin benim kızım. Ben şimdi gidiyorum, yine geleceğim. Tamam mı kızım? Aferin benim bebişime. Aferin pandama. Oo. Tamam, sen ağlama, sen ağlama, yaramaz. Daha bunlar 2 günlükler dostlar. 2 günlük bebişlerimiz. Anne onları temizliyor. Oh, sesleri kesildi, rahatladılar. Şimdi hepsi süt emecekler. Anne de yanlarından ayrılmayacak. İyice doyurduk. Biz bugün bu şekilde bırakıyoruz. Yarın sabah geleceğiz. Otağı malzemelerimiz vesaire. İnşallah bebişleri de, anneyi de kurtarmayı başarırız. Ben gidiyorum kızım. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet ol. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Size bir de şöyle yuvadan çıktıktan sonra çevreyi göstereyim. Bakın. Her taraf orman. Bir de buranın gece olduğu halini düşünün dostlar. Zifiri karanlık. Hiçbir güvenlikleri yok. İşte bu canlıların yaşadığı zulüm de bu. Ya biz yaşam alanlarını boşuna çırpınmıyoruz. Türkiye'nin her yerinde böyle. Zannetmeyin şehrinizdeki kurumlar alıp da düzgün baktıklarını. İşte sonları burası. Bunun gibi yerler. Bunlar, yine söylüyorum, şanslı olanlar bizlerin bulabildikleri
canlar. Şimdi buralardan çıkmaya çalışacağım. Eğer bu anneyi buradan alamazsak yavruların çoğu işte yılanlar tarafından yutuluyor. Bahsettim, porsuklar tarafından öldürülüyor. Ya da tilkiler doğal av zannedip teker teker toplayıp yiyorlar. Burayı anne getirmese izliyorsunuz dostlar, bulmak mümkün değil. Şimdi buradan çıkacağım. Yine beslememize devam edeceğiz. Panda yavrularını kurtarmak için bugün tekrar geldik. Metin abimiz ve Bulut çalışmaya başladılar. Otağı kurmak için yer açıyoruz. Bu çevreyi bir temizleyeceğiz tamamen. Ben şimdi otağı kurulumuna geçeceğim. Bir süre anne ve yavrularını burada bakacağız. Daha emniyetli. Çünkü yaşam alanımız tamamen dolu. Birçok anne var. O çevrede yaşayan bir anneyi de oraya alacağız. Dolayısıyla pandamız oranın yabancısı, sıkıntı yaşayabilir. Yavrular biraz kendine gelinceye kadar bu bölgede bakmaya devam edeceğiz. Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Otağı malzemelerimiz burada. Kafa şekli bu şekilde dokuzgen. Bütün malzemelerimiz hazır. Bu çocuğumuz da bana yardıma geldi. Arkadaş sen bana yardım edersin, tamam mı? İkimiz beraber yaparız. Hadi başlayalım şimdi. Sevgili dostlar, otağımızı bitirdik. Bulut'a ve Metin abiye çok teşekkür ederim. Ter içinde kaldınız, Allah razı olsun. Burada taze taze suları hazır. Sizlerle otağımızın içerisinde paylaşayım. Yeniden tertemiz toprak döşedik. Burada annemizin maması hazır. Oldukça geniş. Çevresi de korunaklı. Yemyeşil çimenler. Burada annemizin konserveleri hazır. Şimdi Bulut senle beraber orman içine giriyoruz. Anne ve yavruları çıkartacağız. Evet. Hadi bakalım, bismillah. Ben de bekliyorum. Bulut'la ikimiz tekrar pandamızın yanına doğru giriyoruz dostlar. Burada biraz sürünmemiz de gerekiyor. Ben biraz önden gideceğim anneyi ürkütmemek için. Panda, kızım. Bu pandanın annesi dostlar. Hiç yanından ayrılmıyor. Panda kızım. Gel gel gel. Gel, ben söz vermiştim sana değil mi? Geleceğim dedim. Gel kızım. Gel. Aferin benim kızım. Gel gel benim kızım. Gel gel pandam. Gel. Geldik, yavruları alacağız. Beraber gideceğiz şimdi. Mutluluğa bakın. Aferin benim kızıma ya. Aferin benim kızıma. Mamaların hazır, yuvan hazır. Hadi gel gidelim, bebişleri alalım. Tamam, gel gel. Çok heyecanlı. İyi, Bulut'la da anlaştı. Aferin benim kızım. Şu mutluluğa bakar mısınız? Her şeyleri sevgi ya. Bir avuç sevgi, bir yudum sevgi, ne derseniz deyin. Hepsi bu kadar. Hadi gel kızım, gidelim. Gel. Gel gel, korkma sen, beraber gideceğiz, beraber gideceğiz. Ben şimdi buradan yavrulara devam ediyorum dostlar. Buradan dikkatli inmemiz gerekiyor. Evet. Bebişlerimizin olduğu yer burası. Geldim kızım, geldim geldim. Hadi bebişleri alalım, gidelim beraber. Gel gel. Daha önce bu anne çok çileler çekti dostlar. Geçen de yavrularını bulmuştuk. Kimini çaldılar. Kimi işte değişik sebeplerden öldü. Ondan sonra bu bölgeden ayrıldık. Kısırlaştıramadık. İşte tekrar doğum yaptı. İnşallah bu sefer kurtaracağız. Bulursan onları sev. Ben bebişleri bir kontrol edeyim. Aferin, bu kadar barışık bakın. O da biliyor niye geldiğimizi. Ben şimdi yavruların yanına gidiyorum.
Bulut'cum ben kovayı alayım. Ben anneyi oyalayayım. Çünkü buradan başka türlü yavruları çıkartamayız. Bulut anneyi oyalasın, biraz sevsin. Ben yavruları alayım. Abi. Yavruların olduğu yere geldim. Panda kızım. Gel gel. Sen hiç korkma, tamam mı? Buradan içeriye girmek çok zor. Dün de çok uğraşmıştım. İşte boncuklarım burada. Aman Allah'ım. Şu güzelliklere bakın. Dün sayamamıştım. Bugün tek tek sayacağım. İşte buradan kurtarıyoruz dostlar. Sinekler çökmeye başlamış. Kızım. Güzel kızım, güzel kızım. O anladı. Bizim ona yardım edeceğimiz. İşte dostlar, bebişlerimiz burada. Alacağız. Almak zorundayız zaten. Sizlere birçok kez açıkladım ama bu yavrular 10-15 gün sonra yürümeye başlayacaklar sağa sola. Burada tamamı yok olur. Şimdi vakit kaybetmeden yavrularımızı alacağım. Kovamızın içerisine güzelce koyup hemen buradan çıkartacağız. Hadi başlıyoruz bakalım. Bebişlerde, bebişlerde. Hadi bakalım, bismillah. Gel gel gel. Şuna bakar mısınız şuna? Pembiş pembiş. Bir. Gel gel, çok güzelsin. Kocaman, çok korkuşlar. İki. Üç. Siz de sayın dostlar. Gel. Şöyle. Dört. Şöyle. Beş. Altı. Yedi. Bu jelibandı gelsin. Şöyle sekiz. Ve buradaki böcek. Gel gel, korkma korkma. Bu böcek de dokuz. İşte. Bir kova bebişimiz var. Daha fazla oyalanmadan hemen çıkıyoruz dostlar. Yavruları Bulut'a verdim. Anne de takip ediyor. Gel kızım. Gel gel. Aferin benim kızıma. Aferin sana. Tedirgin olmasın. Yavaş yavaş birlikte gidiyoruz. Gel benim kızım. Gel gel. Aferin benim kızıma. Gel. İşte anne yanımızda. Tamam kızım, tamam. Gel, gel. Korkuyor tabii. Daha önce söyledim, yavrularını aldılar. Yine öyle olacak zannediyor. Bize güvense de tedirgin. Şimdi rahatlayacak. Evet, çıkıyoruz. Gel kızım, gel. Aferin benim kızım. Şimdi dostlar, anne otağın içerisine çoktan girdi. Burası senin. Hemen bebişlerini vereceğim. Al, yat. Geç kızım. Geç kızım içeri. Geç. Aferin benim kızım var. Al bebişlerini. Al. Tek tek koynuna vereyim, bir rahatlasın. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Hoppa. Hepsini tek tek anneye vereceğim. O pislikten kurtulmuş oldu işte. Al bakalım. Al bakalım kızım. Sen neden bağırıyorsun ya? Yok bu değil. Şuradaki en yaramazı. Bunların hepsi birbirine benziyor. Heh. İşte annemiz burada. Son derece geniş, bakın. Ferah. Yavrular bunalmayacak. Ağacın gölgesinde. Her şeyi tamam.
Hadi o biraz rahatlasın, sonra konservesini açacağız. Dostlar çok yorulduk, hava anormal sıcak. Bulut'la Metin abi çok yoruldu. Anneleri kurtardık, izlediniz. Şimdi biraz anne ve yavruları seyrediyoruz. Metin abi nasıl bir keyif? İnanılmaz, çok çok güzel bir şey bu, harika bir şey yani, inanılmaz, gerçekten inanılmaz. Ya bu mutluluk hiçbir şeyde yaşanmaz. Değişmez. Bir kova dolusu yavru getirdik bugün. 9 tane yavru getirdi hocam da bu, 9 tane. Hepsi birbirinden güzel. Ya boncuk gibiler görüyorsunuz. Aynen, aynen. Ya ilk defa sizin sayenizde burada oturabiliyoruz. Dün zaten birlikte tüm beslemelerimizi yaptık. Bulut, işte siz, ben. Şimdi biraz sonra da diğer yavrulara gideceğiz ama bu keyfi biraz yaşayalım diyoruz. Bakın anne gülümsüyor. Bebişler rahat. Burada mamamız var. Kulübenin, yuvanın içerisi tertemiz. Ağacın gölgesinde. Çok şükür. Değil mi güzel kızım? Pandam, rahat mısın? Şimdi bebişler karnını doyuruyor. Biz de dışarıda biraz keyif yapacağız. Şu bebişleri seyredeceğiz. Ondan sonra pandamızı doyuracağız. Yolumuza devam edeceğiz. Hadi sen yat, biz de dinlenelim biraz. Hocam sen ne yaptın? Anne bebişlerimize emzirdi. Bakın oraya suyunu hazırlamıştık. Her şeyi planlamak gerekiyor dostlar. Hiçbir şey rastgele değil. İşte bu gölgede suyunu içecek. Şimdi karnını da doyuracağız. İstediği zaman yavrularının yanında yatabiliyor. Orada hiçbir şansı yoktu bu canların. Şimdi son derece rahat. Taze taze suları orada. Bebişleri ben size bir kez daha göstereyim şöyle. Zeytinler. Ben bunları nasıl ayırt edeceğim bilmiyorum. Hepsi birbirinin aynısı. Artık yaramazlıklarına göre sıralayacağız. Başka çaremiz yok. Çok susamış. Yuvadan ayrılmasına kesinlikle gerek yok. Uzaklaşmayacak. Gel kızım. Bulutçuğum, konservelerini de verelim. Gel, gel, gel. Biz o örtüsünü hazırladık. Gel kızım. Gel. Aferin benim kızıma. Üç tane de konserve, 9 bebişe süt. Afiyet olsun benim kızıma. Aferin benim kızım. Burada olmanızı isterdim dostlar. Muhteşem bir huzur. Çektiğiniz tüm yorgunluğu da unutuyorsunuz. Afiyet olsun. Oh. Emeğe geçen dostlara tekrar teşekkür ediyorum. İşte hep birlikte bakacağız, hep birlikte başaracağız diyorum. Azimle devam edeceğiz. Bunun geri dönüşü yok. İstesek de bırakamayız dostlar. Bazen öfkelensek bile geri dönüşü yok. Çünkü o annenin gözlerindeki bakış bizi buraya tekrar getirtiyor. Başka hiçbir güç bize bunu yaptıramaz. Ama bir bakış yetiyor. Doydun mu benim kızım? Getireyim bir tane daha. Getireyim bir tane daha. Şunu bir tane daha açalım abi. Getireyim. Metin abi dayanamadı. Bir konserve daha getirdi şimdi. Yes. Güzelce doyurduk. Dün de güzel doyurmuştuk. Karnı tok. Sular, mamalar, her şey var. Değil mi kızım? İşte bu kadar. Evet. Artık ona da güveniyor. Metin abi sana da güveniyor artık. Arkadaşlar gerçekten bu duyguyu herkesin yaşamasın. Bir kere olsun yaşayın. Gelin şöyle bir anne yavrularını kurtarıldığını, nasıl kurtarıldığını ve nasıl minnetli hocamıza baktığını bir görün. Bizim yanımızda göstermedi yavrularını Bulut'la ben varız diye. Evet. Hocama gösterdi. Bugün Bulut'la beraber gitti aldı geldiler. Bakın bana bile güvenmeye başladı artık. Anladı ki bizden zarar gelmez. Bir gelin şu duyguyu bir yaşayın hepiniz. En az bir sefer. Bir sefer olsun gelin ya. Ve göreceksiniz bağımlılık yapacak. Ben bağımlı oldum. Beşinci. İşte Allah izin verirse. Dönemiyorsunuz işte tekrar. Durmadan geleceğim ben. Durmadan. Her zaman beklerim. Ha. Bakın anne karnını doyurdu. Şimdi orada gölgede. Yatacak yeri var. Buradan o
tekrar tekrar söylüyorum dostlar, ne çok konuşuyor bu hoca demeyin. Orada böyle bir şansı yoktu bu annenin. Şimdi yavrularının yanında, suyu, maması, her şey burada. Uzaklaşmayacak. Ben sizlerle bir kez daha yavrularımızı paylaşayım. İşte bizim böcekler buradalar. Daha önce de bitterlerimizi büyütmüştük. Bunlar da ikinci bitterler olsun. Evet, her şeyi tamamladık. Bebişleri de, annemizi de Allah'a emanet ediyoruz. Daha yapacak çok işimiz var dostlar. Yolumuza devam etmek zorundayız. Hadi kızım, görüşmek üzere. Kendine iyi bak.